Evet. Beethoven'ın Ay Işığı sonatını bir dakika kadar daha dinleyelim. Bu arada katılacak olanları da beklemiş oluruz. Evet, yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi çocuklar, bugün Sait Faik Abasıyan'ın Semaver isimli hikayesini okuyacağız. Ama Sait Faik Abasıyan'ı kimdir? Biraz ondan kısaca bahsedelim. Bu arada sesim net geliyor değil mi? Gençler. Evet hocam, geliyor. Tamam, bir sıkıntı yok inşallah. Sait Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğmuş. Çocukluğu Adapazarı'nda geçmiş. İlk öğrenimini Rehberi Terakki Okulu'nda yapmış. Orta öğretiminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde, diğer kısmını ise Bursa Lisesi'nde tamamlamış 1928 yılında. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde başlıyor 1928 yine. Sonra 2 yıl sonra babasının isteği üzerine iktisat eğitimi için İsviçre'ye gidiyor. Lozan'da kısa bir süre kalıyor. Fransa'nın Grenoble kentine geçiyor. Sanatı ve kişiliği üzerinde derin izler bırakacak. Çok sevdiği bu Fransız şehrinde de 3 yıl yaşamış. Sonra Fransa'dan dönüyor. Bir süre Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yapıyor. İstanbul'da tabii. Çocukluğundan beri tüccar olmasını istediği babasının zorlamasıyla ticarete atılmış ve başarılı olamamış. Zorlamayla bir şeyler olmuyor, görüyorsunuz. Olsa da bir kıymeti olmuyor. Babasının 1939'daki ölümüyle geçimini yalnızca kalemiyle sağlamanın yollarını aramış. Kısa bir süre Haber Gazetesi'nde muhabirlik yapmış. 1942'de yazarlığa lise yıllarında başlamış zaten. Onun ilk şiiri, bu arada bekleme odasındakileri alalım. Evet, ilk şiiri Mektep Dergisi'nde 1925'te yayınlanıyor tabii. İlk yazısı Uçurtmalar Milliyet Gazetesi'nde 1929'da yayınlanıyor. 1934'ten itibaren kendini bütünüyle öykücülüğe veriyor. Burada tabii denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları hikayelerinde, şiirlerinde konu edindiğini söyleyelim. Hikayeleri de şiirsel bir dille tabii ki yazmış. Okuyanların tabii damağında böyle bir şiirsel tat da bırakmıştır onun hikayeleri. Tabii daha önce Atatürk'ü de onur üyeliğine seçen Amerika'daki Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından çağdaş edebiyata yaptığı katkılarından dolayı onur üyeliğine de seçilmiş 1953'te ve 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da vefat etmiş. Onun bu birazdan okuyacağımız hikayesinin de yer aldığı öykü kitabı Semaver 1936'da yayınlandı ilk olarak. Şimdi biz o hikayeye başlayalım inşallah. Hikayemizi okuduktan sonra tabii üzerinde konuşacağız. İstediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Sorularınız olabilir, açıklamalarınız da olabilir. Duygularınızı, düşüncelerinizi almak isteriz çocuklar. Evet, Semaver. Bu arada bekleme odasında yeni yeni katılanlar olursa ben bunu okurken görmezsem haber verirsiniz. Şu anda var mesela, aldık. Evet. Başlıyoruz. Semaver. Sabah ezanı okundu. Kalk yavrum, işe geç kalacaksın. Ali nihayet iş bulmuştu. Bir haftadır fabrikaya gidiyordu. Anası memnundu. Namazını kılmış, duasını yapmıştı. İçindeki Cenab-ı Hak'la beraber oğlunun odasına girince uzun boyu, geniş vücudu ve çok genç çehresiyle rüyasında makineler,
elektrik pilleri, ampuller gören, makine yağları sürünen ve bir dizel motoru homurtusu işiten oğlunu evvela uyandırmaya kıyamadı. Ali işten çıkmış gibi terli ve pembeydi. Alıcıoğlu'ndaki fabrikanın bacası kafasını kaldırmış bir horoz vekarıyla sabaha kağıthane sırtlarında beliren fecr-i kazibe bakıyordu. Neredeyse ötecekti. Ali nihayet uyandı. Anasını kucakladı. Her sabah yaptığı gibi yorganı kafasına büsbütün çekti. Anası yorgandan dışarıda kalan ayaklarını gıdıkladı. Yataktan bir hamlede fırlayan oğluyla beraber tekrar yatağa düştükleri zaman bir genç kız kahkahasıyla gülen kadın Mesut sayılabilirdi. Mesutları çok az bir mahallenin çocukları değil miydiler? Anasının çocuğundan, çocuğun anasından başka gelirleri var mıydı? Yemek odasına kucak kucağa geçtiler. Odanın içini kızarmış bir ekmek kokusu doldurmuştu. Semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri içinde ne ıstırap, ne grev, ne de kaza olan bir fabrikaya benzetirdi. Ondan yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi. Sabahleyin Ali'nin bir semaver, bir de fabrikanın önünde bekleyen salep güğümü hoşuna giderdi. Sonra sesler, Alıcıoğlu'ndaki askeri mektebin borazanı, fabrikanın uzun ve bütün Haliç'i çınlatan düdüğü onda arzular uyandırır, arzular söndürürdü. Demek ki Ali'miz biraz şairceydi. Büyük değirmende bir elektrik amelesi için hassasiyet, Haliç'e büyük transatlantikler sokmaya benzerse de biz Ali, Mehmet, Hasan biraz böyleyizdir. Hepimizin gönlünde bir aslan yatar. Ali annesinin elini öptü. Sonra şekerli bir şey yemiş gibi dudaklarını yaladı. Annesi gülüyordu. O annesini her öpüşte böyle bir defa yalanmayı adet edinmişti. Evin küçük bahçesindeki saksıların içinde fesleğenler vardı. Ali birkaç fesleğen yaprağını parmaklarıyla ezerek avuçlarını koklaya koklaya uzaklaştı. Sabah serin, Haliç sisliydi. Arkadaşlarını sandal iskelesinde buldu. Hepsi de dinç delikanlılardı. Beş kişi Halıcıoğlu'na geçtiler. Ali bütün gün zevkle, hırsla, iştiyakla çalışacak fakat arkadaşlarından üstün görünmek istemeden. Onun için dürüst, gösterişsiz işleyecek. Yoksa işinin fiyakasını da öğrenmiştir. Onun ustası İstanbul'da bir tek elektrikçiydi. Bir Almandı. Ali'yi çok severdi. İşinin dalavere numarasını da öğretmişti. Kendi kadar usta ve becerikli olanlardan daha üstün görünmenin esrarı çeviklikte, acelede, aşağı yukarı sporda, yani gençlikteydi. Akşama arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir kafadar ustalarına sağlam bir işçi kazandırdığına emin ve memnun evine döndü. Anasını kucakladıktan sonra karşı kahveye arkadaşlarının yanına koştu. Bir pastra oynadılar. Bir heyecanlı tavla partisi seyretti. Sonra evinin yolunu tuttu. Anası yatsı namazını kılıyordu. Her zaman yaptığı gibi anacığının üstüne çömeldi, önüne çömeldi. Seccadenin üzerinde taklalar attı, dilini çıkardı. Nihayet kadını güldürmeye muvaffak olduğu zaman kadıncağız selam vermek üzereydi. Anası, Ali be, günah be yavrum dedi, günah yavrucuğum yapma. Ali, Allah affeder ana dedi. Sonra saf, masum sordu. Allah hiç gülmez mi? Yemekten sonra Ali bir Nattin Kerton romanı okumaya daldı. Anası ona bir kazak örüyordu. Sonra yükün içinden lavanta çiçeği kokan şilteler serip yattılar. Anası sabah namazı okunurken Ali'yi uyandırdı. Kızarmış ekmek kokan odada semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri içinde ne ıstırap, ne grev, ne de patron olan bir fabrikaya benzetirdi. Onda yalnız koku, buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi. Ali'nin annesine ölüm, bir misafir, bir başörtülü, namazında niyazında bir komşu hanım gelir gibi geldi. Sabahları oğlunun çayını, akşamları iki kap yemeğini hazırlaya hazırlaya akşamı ediyordu. Fakat yüreğinin kenarında bir sızı hissediyor,
Buruşuk ve tülbent kokan vücudunda akşamüstleri merdivenleri hızlı hızlı çıktığı zaman bir kesiklik, bir ter, bir yumuşaklık duyuyordu. Bir sabah daha Ali uyanmadan semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş, yakın sandalyeye çöküvermişti. Çöküş, o çöküş. Ali annesinin kendisini bu sabah niçin uyandırmadığını hayret etmekle beraber uzun zaman vaktin geciktiğini anlayamamıştı. Fabrikanın düdüğü camların içinden tizliğini, can koparıcılığını terk etmiş ve bir sünger içinden geçmiş gibi yumuşak kulaklarına geliverdi. Fırladı, yemek odasının kapısında durdu, masaya elleri dayalı uyuklar gibi vaziyetteki ölüyü seyretti. Onu uyuyor sanıyordu. Ağır ağır yürüdü, omuzlarından tuttu, dudaklarını soğumaya başlamış yanaklara sürdüğü zaman ürperdi. Ölümün karşısında ne yapsak muvaffak olmuş bir aktörden farkımız olmayacak. O kadar muvaffak olmuş bir aktör. Sarıldı, onu kendi yatağına götürdü, yorganı üstlerine çekti, soğumaya başlayan vücudunu ısıtmaya çalıştı. Vücudunu, hayatiyetini bu soğuk insana aşılamaya uğraştı. Sonra aciz onu köşe minderinin üzerine attı. Bütün arzusuna rağmen o gün ağlayamadı. Gözleri yandı, yandı, bir damla yaş çıkarmadı. Aynaya baktı, en büyük kederin karşısında bir gece uykusuz kalmış insan çehresinden başka bir çehre almak kabil olmayacak mıydı? Ali birdenbire zayıflamak, birdenbire saçlarını ağarmış görmek, birdenbire belinde müthiş bir ağrı ile iki kat oluvermek, henüz 100 yaşına girmiş kadar ihtiyarlamak istiyordu. Sonra ölüye bir daha baktı. Hiç de korkunç değildi. Bilakis çehre eskisi kadar müşfik, eskisi kadar mülayimdi. Ölünün yarı kapalı gözlerini metin bir elle kapadı, sokağa fırladı, komşu ihtiyar hanıma haber verdi. Komşular koşa koşa eve geldiler. O fabrikaya yollandı. Yolda kayıkla giderken ölüme alışmış gibiydi. Yan yana, kucak kucağa, aynı yorganın içinde yatmışlardı. Ölüm Munis, anasına girdiği gibi onun bütün hassasiyetini, şefkatini, yumuşaklığını almıştı. Yalnız biraz soğuktu. Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi. Yalnız biraz soğuktu, o kadar. Ali günlerce evin boş odalarında gezindi. Gece ışık yakmadan oturdu, geceyi dinledi, anasını düşündü fakat ağlayamadı. Bir sabah yemek odasında karşı karşıya geldiler. O yemek masasının muşambası üzerinde sakin ve parlaktı. Güneş sarı pirinç maddenin üzerinde dona kalmıştı. Onu kulplarından tutarak gözlerinin göremeyeceği bir yere koydu. Kendisi bir sandalyeye çöktü. Bol bol sessiz bir yağmur gibi ağladı. Ve o evde o bir daha kaynamadı. Bundan sonra Ali'nin hayatına bir salep düğümü girer. Kış Haliç etrafında İstanbul'dakinden daha sert, daha sisli olur. Bozuk kaldırımların üzerinde buz tutmuş çamur parçalarını kırarak erkenden işe gidenler, mektep hocaları, celepler ve kasaplar fabrikanın önünde bir müddet dinlenirler. Kocaman bir duvara sırtlarını vererek üstüne zencefil ve tarçın serpilmiş salep içerlerdi. Yün eldivenlerin içinde saklı kıymetdar elleri salep fincanını kucaklayan, burunları nezleli, kafaları grevli, ıstıraplı pirinç bir semaver gibi tüten sarışın ameleler, mektep hocaları, celepler, kasaplar ve bazen fakir mektep talebeleri kocaman fabrika duvarına sırtlarını verirler. Üstüne rüyalarının mabadi serpilmiş saletten yudum yudum içerlerdi. 1 Nisan 1935. Evet, hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Kısa bir hikayede çok şey anlatmış. Birçok şeyi şiir gibi ortaya koymuş. Görüyorsunuz. Evet, düşündüklerinizi alabiliriz. Buradan payımıza ne düşüyor onu söyleyebilirsiniz belki. Belki dikkatinizi çeken bir şey söyleyebilirsiniz. Evet, söz almak isteyen olursa buyurun. Hocam ben buradan şeyi anladım. Böyle sevdiklerimizin yani hayattayken
kıymetini bilmiyorum. Çok anlamadım yani. Bu metinden çok çıkarılacak bir şey değildi ama ya ben öyle düşündüm yani sizi okurken. Bunu da çıkarabiliriz tabii ki. Neden olmasın? Yani burada Ali'nin annesinin kıymetini bilmediğini söyleyemeyiz tabii ki. Onun belki farkında, onunla çok yakın oluşu, onunla şakalaşması, birbirinden ayrı geçmeyen günler, bütün bunlar hani birbirlerinin kıymetini bildiğini gösteriyor. Ama ölüm ölümdür tabii. Yani insanı sarsar. Ali'yi de sarsmış görüyorsunuz. Evet. Başka? Hocam bu hikaye kaç yıllarında yazılmış? 1935'te yazılmış. Yani 1930'lu yılların Haliç çevresinde Halıcıoğlu civarı vardır. İstanbul'a gideniniz var mı bilmiyorum ama yazar dikkat ederseniz Haliç'ten mesela sona doğru bahsederken İstanbul'dakinden daha farklı diyor burada mesela işte hava. Şimdi bugün her yere İstanbul diyoruz. Hani o bugünkü İstanbul daha sınırları geniş bir İstanbul. Eskiden ise İstanbul dendiği zaman sur içi genellikle akla gelirmiş. Yani işte bugünkü o Topkapı Sarayı'nın olduğu yerden başlayıp yani Sirkeci tren istasyonunun hemen oradan başlayıp Eyüp'e kadar belki Eyüp'ün tam bahsedilen kısımlarına kadar da değil tabii. Daha küçük bir alana İstanbul deniyordu. Haliç ise Haliç'in o özellikle Halıcıoğlu diye tarif ettiği yerler tabii ki İstanbul'un dışı sayılıyordu. Buradan bunu da çıkarabiliriz arkadaşlar. Sonra öyle şeylerden tabii yazar bahsetti ki içindeki mesela ne diyordu bir yerinde? İçindeki Cenab-ı Hak'la beraber hemen giriş kısmında orayı bir daha isterseniz okuyayım bakın ne diyordu. Oğlunu uyandırmaya giderken sabah ezanı okundu kalk yavrum işe geç kalacaksın diyordu ya girişte. İşte Ali nihayet iş bulmuştu bir haftadır fabrikaya gidiyordu anası memnundu. Namazını kılmış duasını yapmıştı içindeki Cenab-ı Hak'la beraber oğlunun odasına girince dedi. İçindeki Cenab-ı Hak'la beraber. Evet sizce neyi burada ifade etmiş yazar. Ne dersiniz? Mı acaba? Evet, yani onu çok bariz bir şekilde aslında görüyoruz, değil mi? Yazar belki burada bugün belki birçok insanın farkına varmadığı içimizdeki o fıtrattan bahsediyor mutlaka. Yani içimize derinlemesine bir göz attığımızda bunu görmemek imkansız. Yani bütün o güzel duygular, iyilik, güzellik, merhamet, sevgi, burada işte annenin oğluna duyduğu sevgi, işte oğlunun annesine duyduğu sevgi veyahut da işe giderken insanları oğlunun gözlemlemesi, oradaki insanların faaliyetlerinin aslında doğal bir akış içerisinde ama kendisi gibi olan o insanların yaptıklarında da kendinden bir parça bulması. Mesela semaveri bir şeye benzetiyordu, değil mi? Neye benzetiyordu mesela semaveri? Ah, hatırlayabildik mi? İsterseniz o kısmı da tekrar bir görmeye çalışalım. Bakın. Semaver, bakın. Semaver ne güzel kaynardı. Ali semaveri içinde ne ıstırap, ne grev, ne de kaza olan bir fabrikaya benzetirdi. Yani burada semaverin o kaynayışı ona o kadar tatlı geliyor ki muhtemelen bir de burada bahsedilen mevsim sonbahar veya kış biliyorsunuz sisten, yoğun sisten falan da bahsediyor. Bir de sahlepten bahsediyor aynı zamanda semaverin yanında. Evde semaver kaynıyor, evet. Belki dışarıda da yine çay yapan ve satan yerler var semaverde. Ama dışarıda özellikle bir de sahlep satıcısından bahsediyor. Dikkat ederseniz semaver ve sahlep burada Ali'nin hayatında çok önemli bir yer kaplıyor. Bunu da görüyoruz. Ve oradaki semaverin, evdeki kaynayan semaverin işte dumanı fabrikaya benzetiliyor. Yine
fabrika, ama nasıl bir fabrika hayal ediyor Ali? Yani içinde ne ıstırap, ne acı olmayan, işte grev olmayan, kaza olmayan bir fabrika hayal ediyor, değil mi? Bu da önemli. Yani burada bir ideal olacak, ideal olması gereken bir fabrika hayali de var Ali'nin kafasında. Ama semaveri ona benzetip o hayali kurduğunda biz anlıyoruz ki fabrika böyle bir yer değil. Böyle bir yer olmasını istiyor. Ama değil. Elbette ki hangi fabrika öyle olabilir ki bir de, değil mi? Yani ancak işte hayalini belki kuruyoruz. Yani işçiler, hele hele sanayi inkılabı ilk çıktığında işçilerin o fabrikalardaki durumu daha berbattı tabii ki. Şimdi de çok çok iyi olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Maalesef ömrünü bu fabrikalarda, çeşit çeşit fabrikalarda, zor şartlarda geçiren işçiler var maalesef. Evet, başka ölüm de tabii burada söz konusu ediliyor. Siz buradan ne aldınız? Mesela ölüm konusunda ne hissettirdi size? Bunu da konuşabiliriz biraz. Hocam bana bu hikaye biraz masalımsı geldi. Mesela ilk başında da yani uyuduğunu, oğlunun uyuduğunu falan çok masalımsı anlattı bence. Evet, biraz böyle şiirsel diyelim, değil mi? Biraz daha belki. Şimdi masallar da aslında Evet. şiirsel bir anlatımı barındırırlar içlerinde. Kadim dünyanın zaten en önemli anlatı türlerindendir. Şiir de öyle, masal da öyle. Tabii efsaneler, mitler de öyle. Bunların özel bir dili vardır. Kutsal kitaplar da öyle. Mesela kutsal kitapların o dil yapısına din dili denir. Dil özelliği bakımından. Hani ayrı bir anlatı vardır. Bugün sizin işte okuduğunuz kitaplardaki ya da işte gazetelerdeki misal veya dergilerdeki veya işte size bir mevzuyu açıklamaya çalışan ders kitabındaki gibi ya da bildiğimiz günümüzdeki işte bazen yazılan daha çok modern döneme ait dili kullanan, belki yeni bir hikaye dili de diyebilirsiniz buna. Bu dilden biraz farklı, işte günümüzdeki dilden biraz farklı. O yüzden de birçok insan için kadim dünyanın şiirleri, anlatıları, efsaneleri, masalları veya işte mukaddes kutsal kitaplardaki dil biraz yabancı gelir insanlara. Hatta bazen anlamlandıramayabilirler. Bazen o din dilinin mesela özelliklerine vakıf olmayınca, yani biraz derin düşünülse, biraz böyle kadim anlatılardan bazı örnekleri okumuş olsa insanlar, dinlemiş olsalar, tabii onu anlayacaklardır aslında. Orada birçok şey semboliktir mesela. Mecazlar barındırır. O zaman daha çok anlamaya yakın olursunuz, ama bunlara yabancıysanız, bu konularda bir takım okumalar yapmadıysanız, dinlemeler yapmadıysanız, size anlamsız bile gelebilir, saçma bile gelebilir yani. Birçok insan zaten o yüzden günümüzde bakıyoruz işte anlamlandıramıyor. Burada tutarsızlık var diyor. İşte kutsal kitapları okuyan bazı insanlar mesela. Ne biçim metin bu diyor. İşte burada yok efendim şiddet öğesi var burada diyor. Üstte söylediğiyle altta söylediği birbirini tutmuyor diyor falan. Aslında alakası yok da. Oradaki anlatı şekline yabancı olduğundan dolayı anlamlandıramıyor. Anlamlandıramayınca da saçma geliyor. Saçma gelince de ben buna niye inanayım ki, niye bununla meşgul olayım ki diyor tabii. Ama biraz derin düşünseler, biraz daha eski kadim metinlerle haşır neşir olsalar anlamamak mümkün değil aslında. Evet. Başka fikrini söylemek isteyen var mı? Peki hikayeyi genel olarak beğendik mi? Onu soralım. Birkaç görüş alabiliriz. Evet, bence güzel bir hikaye. Evet. Ben de beğendim hocam. Sait Faik'ten daha önce hikaye okuyanınız var mı peki?
Evet, yok galiba. Bundan sonra okuyalım arkadaşlar. Mümkün olduğunca Sait Faik'i tanımaya çalışalım. Sait Faik Abasıyan'ın hikayelerini okumaya çalışalım. O da önemli değerlerimizden birisidir diyelim. Ve eğer söz almak isteyen, ayrıca konuşmak isteyen var mı diye son bir kez sorayım. Yoksa yine bir girişte dinlediğimiz müzikle kapanışı yapabiliriz arkadaşlar. Bir başka programda yine buluşuruz diyorum inşallah. Hocam bir dahaki ne zaman yapacağız? Bir bakalım çocuklar, bir 15 gün sonra olabilir muhtemelen. İnşallah, tamam. Bu arada sizden öneriler de alabiliriz. Yani şunu da okusak nasıl olur, şundan da bahsetsek nasıl olur diye. Bu önerilere de açığız, aklınızda bulunsun. WhatsApp'tan yazabilirsiniz bu noktada. Tamam. Hepinize teşekkür ediyorum katılanlara. İnşallah daha yoğun bir katılım olur bundan sonraki programlara. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.